değerli Fuar TV izleyicileri, sektörleri mercek altına almaya devam ediyoruz. Şu an sizlere Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'ndan seslenmekteyiz. Yeniler Mühendisi firmasının konu olduk ve yanımızda firmanın genel müdürü Sayın Volkan Yeni bulunmakta. Bakalım sunmuş oldukları hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Volkan Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim, siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Öncelikle hayırlı olsun fuarınız. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Volkan Bey, Yeniler Mühendislik olarak söyleşimize geçeceğiz. Verilen hizmet, hizmet kalitesi, firmanın ayrıcalıkları, bunlardan bahsedeceğiz. Ancak öncesini izleyicilerimize ben çok kısa sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Volkan Yeni kimdir, ne kadar zamandır sektördesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Tabii, Volkan Yeni ben. Elektrik elektronik mühendisiyim. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Ardahanlıyım. Yeniler Mühendisliği 2014 yılında sevgili ortağım Ayhan Özersan'la birlikte Çerkezköy merkez olmak üzere kurduk. O günden bugüne sektörün ihtiyaçlarına elimizden geldiğince hizmet vermeye çalışıyoruz. Ne güzel. Peki efendim, Yeniler Mühendislik olarak nasıl hizmet sunuyorsunuz? Hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz? Firma hakkında biraz daha bilgi alabilir miyim sizden? Bizim elektrik taahhüt sektöründe hizmet vermekteyiz. Yaptığımız işler alçak gerilim tesisat işleri, orta gerilim tesisat işleri, zayıf akım tesisat işleri. Bunlarla ilgili endüstriyel tesisler başta olmak üzere okullar, alışveriş merkezleri, hastaneler gibi tesislerde elektrik taahhüt işlerinde müşterilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet. Yani kısaca şunu diyebilir miyiz? Yüksek akımın olmadığı yerlerde, yani sanayi tipi elektrik sanayi hitap ettiğimiz... Evet. Sanayi tipi 31.500 volta kadar olan tesislere bakıyoruz. Evet. 31.500'ün üzeriz şu anda hizmet alanımızda değil. Bir erken dönemlerde onunla ilgili de çalışmalar yapabiliriz. Ama orta seviye olsun, alçak seviye olsun, bu tarz yerlerde, hastaneler gibi yine büyük projelerde yine hizmetleriniz mevcut. Evet, doğru. Peki efendim, çok riskli bir sektörün içerisine yer alıyorsunuz aslında baktığımız zaman. Elektrik sektörü gerçekten ciddi alınması gereken bir sektör. Evet. Bu hizmeti sunarken nelere dikkat ediyorsunuz? Hangi unsurları göz önünde bulunduruyorsunuz? Şimdi şöyle, biz aslında hizmetlerimizi müşteriye götürürken dikkat ettiğimiz birkaç tane nokta var. Bu noktalardan bir tanesi de güvenli hizmeti götürmek. Evet. Güvenlikten kastımız da az önce sizin bahsettiğiniz gibi çalıştığımız sektör itibariyle tehlikeli işler olduğu için biz burada iş güvenliğine çok önem veren bir firmayız. Zaten firmamızda önce iş güvenliği bizim aslında sloganımız. Sonuçta biz bu işleri yaparken insan faktörüyle yapıyoruz. Dolayısıyla insan faktörünün olduğu her yerde mutlaka bir risk vardır. Biz bu hizmetleri götürürken o riskleri minimize edecek şekilde işlerimizi planlamaya çalışıyoruz. Bununla ilgili de 2014 yılında kurulduğumuzu söylemiştik. Biz 2014 yılında firmayı kurduğumuz zaman daha ilk aksiyonlarımızdan bir tanesi bir OSGB ile anlaşmak oldu. Yani bize dışarıdan profesyonel olarak hizmet verecek iş güvenliği adı altında bize hizmet verecek olan bir firmayla sözleşme imzaladık. O günden bugüne halen daha da devam ediyor. Yani belirli periyodik aralıklarla yine iş güvenliği o süreci tamamlıyorsunuz. Tabii. Ve tabii ki profesyonel bir kadroyla çalışıyorsunuz, uzman bir kadroyla çalışıyorsunuz, evet. Ama iş güvenliğini de ikinci plana bırakmadan devamlı güncelleyerek bu şekilde kalite odaklı, %100 müşteri memnuniyetiyle bir hizmet veriyorsunuz diyebiliriz. Evet, doğru. Peki efendim, ben biraz da firma olarak ayrıcalıklarınızdan söz etmenizi isteyeceğim. Geniş bir sektörün içerisine yer alıyorsunuz. Evet. İrili ufaklı da olsa birçok işletme varken neden özellikle insanlar Yeniler Mühendisliği tercih etmeli? Yani sizi diğer firmalardan bir adım öne çıkartan unsurlar nelerdir? Şöyle, şimdi bizim öncelikli olarak bizim özen gösterdiğimiz müşteri memnuniyeti. Evet. Müşteri memnuniyeti, biz aslında Yeniler Mühendisliğin hedeflerinden bir tanesi sürdürülebilir olması. Sürdürülebilir olması çok önemli çünkü kesinlikle, sektörde. Kesinlikle. Sürdürülebilir olabilmesi için de müşterilerimizin de sürdürülebilir bir ilişki kurmamız kesinlikle, gerekiyor. Kesinlikle. Referansların çok kuvvetli olması kesinlikle. Gerekiyor. Kesinlikle. Ve önemli olan o müşterilerle diyaloğa geçtikten sonra o müşterilerin devamlı bizi tercih etmelerini sağlamak. Evet. Bu da müşteri memnuniyetinden
geçiyor bunun yolu. Evet. Müşteri memnuniyetini yaparken de şunu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi öncelikle biz müşterimize yaklaşırken hızlı bir şekilde aksiyon olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını tespit etmeye çalışıyoruz. Evet. O ihtiyaçları tespit ettikten sonra az önce söylediğim gibi güvenli bir şekilde iş güvenliği kısmını da bunun içerisine koyarak müşterimize kaliteli hizmeti uygun fiyatlarla nasıl götürebiliriz onun çalışmasını yapıyoruz. Ama burada uygun fiyatlar derken makul mantıklı olan uygun fiyat yapıp işte işi riske ederek değil. Evet. Kaliteli bir hizmeti elimizden geldiğince uygun fiyatlarla müşteriye nasıl götürürüz? Bu yollara bakıyoruz. Böyle olduğu zaman da müşterilerimiz ilk çalışmamızdan sonra zaten belli bir güven oluşuyor. 5 yıllık bir dönemde tecrübe ettiğimiz de şu, çalıştığımız bütün müşterilerimiz birinci tercihi olmaya devam ediyoruz. Müşterilerimiz bizimle çalıştıktan sonra yanımıza diğer firmaları getirirken aslında çok fazla getirmiyorlar ama getirdikleri zaman bile yine tercihleri bizden yana oluyor. Evet, tabii her sektörde olduğu gibi sizin sektörde de güven esastır. Evet. Şeffaf bir hizmet veriyorsunuz. Evet. Kaliteli bir hizmeti uygun fiyat politikasıyla, uygun fiyat derken yanlış anlaşılmasın sizin dediğiniz gibi. Evet. Hani fiyatı uygun tutuyoruz ama ona göre de ürünlerimizi de ona göre tutuyoruz değil. Son derece yüksek teknolojiyle üretilmiş olan ürünleri makul bir seviyede piyasadan biraz daha uygun fiyata bu hizmeti sağlıyorsunuz. Evet. Çünkü şunu düşünüyoruz. Biz müşteriye hizmet verdiğiniz zaman, müşteriyle sürekli sağlandığın zaman bir seferde çok fazla kazanalım politikası değil. Evet. Müşterimizle devamlı sürekli olsun. Az az olsun ama sürekli olsun. Evet. Bu inanın bir sefer yapıp çok fazla kazanmaktan daha faydalı. Kesinlikle. Biz öyle olduğunu düşünüyoruz. Şimdiye kadar müşterilerimize de yaklaşımımız bu şekilde. Evet. Onlar da tabii sizden duymuş oldu bu memnuniyeti. İşte dostlarıyla, arkadaşlarıyla paylaşarak bir nevi yine sizin müşteri portföyünüzü oluşturmuş oluyorlar. Çok iyi bir yere temas ettiniz. Bizim 2015 yılında, 2014 yılında kurulduktan sonra gittiğimiz bir müşteriyle yaptığımız işlerin dışında bizim dışarıda yaptığımız pazarlama kadar müşterilerimiz bizi refere ederek, müşterilerimizin bizi yönlendirmesiyle gelen müşterilerimiz daha fazla. Evet. Burada da biz çalıştığımız müşterilerde o memnuniyetin oluştuğuna binaen bu şekilde olduğunu düşünüyoruz. Evet. Bu da bizi gittiğimiz yolun doğru olduğunu gösteriyor. Evet, doğru yolda olduğunuzun göstergesidir. Evet. Peki efendim, 5 yıldır bu sektörün içerisindesiniz. Evet. Kendi firmanız Yeniler Mühendislik olarak. Bundan sonraki süreçte sektör adına neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefiniz nedir Volkan Bey? Şimdi biz elektrik taahhüt kısmında hizmet veriyoruz dedik. Bizim aslında bir tedarikçi, bir de müşteri ayağımız var. Evet. Yani biz aslında tedarikçilerimize göre müşteri, müşterimize göre de tedarikçi olan bir firmayız. Biz burada ileriye dönük çalışmalarımızda şunu yapıyoruz. Özellikle mesela şu anki ülke ekonomisinin bulunduğu şartlar itibariyle de sürekli sağlamak açısından tedarikçilerimizin de kaliteli bir yere gelmesi için çalışmalar yapıyoruz. Kesinlikle. Bu çok önemlidir. Çoğu firma belki bunları zincirleme. Evet, öyle olduğu için biz tedarikçilerimiz de bizimle beraber kaliteyi yükseltmesi için neler yapmaları gerekiyor, bunları onlarla paylaşıyoruz. Onlardan aldığımız hizmeti müşteriye götürerek müşterinin de kaliteli bir hizmet almasını sağlıyoruz. Evet. Yaptığımız konular önemli konulardan bir tanesi bu. Bir de şimdi bizim sektörümüz elektronik sektörü çok geniş bir yelpaze. Biz bunun işte diyebilirim ki belki %40'ına %50'sine hizmet verebiliyoruz. Bizim hizmet vermediğimiz işte kapsam dışı olan hizmetler de var. Evet. Bu önümüzdeki süreçlerde piyasa koşullarını da göz önünde bulundurarak yaptığımız hizmet alanlarını biraz daha arttırarak işte bizim yapmadığımız yenilenebilir enerji ile ilgili çalışmalar, bunları daha fazla nasıl yapabiliriz? Bir de pano imalatıyla ilgili bir çalışmamız olacak. Biz şu anda taahhüt firması olarak hizmet vermekteyiz ama pano imalatımız yok. Bir üretim ayağını da oluşturarak bu sektörde. Burada da yine müşterilerimize hizmet götürmeyi düşünüyoruz. Evet. Tabii ki burada en önemli unsur da hizmet kalitesi olsun, ürün kalitesi olsun. Bunlardan ödün vermeden devam edebilmek en önemlisi. Zaten biz kendimizi şöyle tanımlıyoruz. Biz tedarikçilerimizden aldığımız ürünü bilgi, birikim, tecrübelerimizle harmanlayarak bunu kaliteli bir şekilde müşteriye sunmak. Evet. Biz aslında Yeniler Mühendislik olarak ne yapıyorsunuz diye sordukları zaman bunu yapıyoruz. Evet. Peki efendim, son olarak buradan bizleri izleyen izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Önerileriniz olur mu? Kısaca alabilir miyiz? Şimdi
Ben şu anki biraz piyasa koşullarıyla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Tabii ki, buyurun. Şimdi ekonomik olarak piyasa koşulları malum. Dar bir boğazdan geçiyoruz. Burada yapılması gereken şunu düşünüyoruz. Biz firma olarak da bunu yapıyoruz. Evet. Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz de şunu tavsiye edebileceğim şu var. Umutlu olmak gerekiyor. Hiç vazgeçmemek gerekiyor. Evet. Yaptığımız çalışmaların üzerine daha yenilerin neler ekleyerek daha yeni ürünler çıkartabiliriz diye düşünüp bu yolda devam etmek. Evet. Pes etmek yok. Daha inançlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ve onların umutlu olmasını ve mücadeleden hiç vazgeçmemelerini tavsiye ediyorum kendi adıma. Evet, tabii ki bu doğrultuda hem ihracatın önü biraz kesilmiş olur, ithalat biraz tabii ön plana çıkmış olur. Bu sayede de ülke katma değer de kazanmış olur. Kesinlikle. Ülke de kalkınmış olur ve burada iş yapan bütün yatırımcılar da bu doğrultuda kazanmış olur. Çok önemli bir konuya değindiniz. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ben teşekkür ederim. Hizmetinizin ve başarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet değerli Fuar TV izleyicileri, sektörleri mercek altına almaya devam edeceğiz. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'ndan ve sektörün en iyisi Yeniler Mühendislik Firması'ndan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.